bununla ilgili özel bilgileri aktarmıştık. Şimdi istifa gelecek mi gelmeyecek mi diye düşünürken muhalefete bir eleştirisi var Bilge Yılmaz'ın. Ciddiyetsiz bir siyasi kültürün duvarına bir tuğla da ben koyacağım dedi. Halka umut olmamız gerekirken insanları karamsarlığa sürükleyen bir adım atmayacağım ifadesini kullandı. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz sosyal medya hesabı X'ten bir yazı yayınlayarak kendisinin istifa edeceğine dair söylentileri yalanladı ve muhalefet partilerine yönelik de ağır eleştirilerde bulundu. Muhalefet partilerinin ve onların etrafında kümelenen isimlerin son bir senedir hükümetle mücadele etmediğini vurguladı şahsi çıkarları ihtirasları için bütün enerjilerini kullandığını söyledi ve e, muhalefet ittifakının dağılmasıyla sonuçlanan bir siyasi kültür inşa edildiğine de dikkat çekti. Yılmaz bu bencillik, bu ciddiyetsizlik ifadesini kullanıyor. Derhal terk edilmesi gerektiğini söylüyor. E, ve 2023 genel seçimlerine de göndermede bulunduğu noktalar var. Gelinen noktada mevcut siyasi partilerin ve aktörlerin ülkemizin ihtiyaç duyduğu iktidar değişimini gerçekleştirme kapasitelerine ve hatta niyetlerine olan inancımı yitirmiştir ifadesi var açıklamasında. Şimdi istifa etmeyeceğini vurguluyor. Aslında beklentiler onun istifa etmesi yönündeydi. Ciddiyetsiz bir siyasi kültürün duvarına bir tuğla da ben koymayacağım. Halka umut olmamız gerekirken insanları karamsarlığa sürükleyen bir adım atmayacağım ifadesini kullandı. Evet efendim KRT'ye özel açıklamalar yaptığını belirtmiştik Kılıçdaroğlu'nun. Bu açıklamaları yaptığı isimlerden biri Elif Doğan Şen Şentürk'tü birazdan karşımızda olacak. Ama önce gelin o açıklamaları izleyelim. CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşan yerel seçim sürecini KRT'ye değerlendirdi. CHP için neden sahada yer almadığı sorusuna gölge etmek bizim partimizin geleneğinde yok yanıtını verdi. Bizim parti geleneğimizde genel başkanlar seçim kampanyalarında yer almaz. Altan Bey hangi seçim kampanyasında yer alıyor? Hikmet Bey de yok, Murat Karayalçın da yok. Deniz Bey ise sadece milletvekili adayı iken Antalya'da sahaya çıktı. O da milletvekili adayıydı zaten. Dolayısıyla var olan genel başkanı gölgelemek bizim partinin geleneğinde yok. 2023 Kasım ayında görevi Özgür Özel'e devretti Kılıçdaroğlu ancak siyaset sahnesinde geri plana çekilmedi. Çalışmalarını artık Ankara'daki ofisinde sürdürüyor. O ofiste KRT'den Elif Doğan Şentürk ve Yıldız Yazıcıoğlu'nun sorularını yanıtladı Kemal Kılıçdaroğlu. Muhalefete yönelik tavsiyeler verdi. Doğrudan işçinin, memurun, işsizin, emeklinin içinde yaşadığı tablonun ağırlıklı olarak dillendirilmesi lazım. Şu anda Erdoğan bu çerçevede yani ekonomi bağlamında muhalefete hizmet eden bir parti konumunda. Muhalefet Erdoğan'ın bu hizmetini çok iyi değerlendirmeli. 1 Nisan sonrası CHP'ye yönelik farklı senaryolarda gündemdeydi. Kılıçdaroğlu 13 yıl yönettiği partisini yola bütünlüklü devam edilmeli diyerek uyardı. CHP yoluna bütünlüklü devam etmek zorundadır. Saray iktidarı devleti yönetemiyor. Devlet bürokrasisinde liyakat yok. O yüzden CHP Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesidir. CHP sıradan bir parti değildir. 1 Nisan'da sonuç ne olursa olsun sorunu çözmek CHP'lilerin işidir. CHP'nin son dönemde beşli çete söyleminden uzaklaştığı eleştirilerine de açıklık getirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Beşli çete güçlenerek varlığını sürdürüyor. CHP'nin beşli çeteyle mücadele edilmesi gerektiği söylemini kullanması gerek. CHP konunun takipçisi olmak zorunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde yaptığı miting konuşmalarında Kılıçdaroğlu'na geniş yer ayırıyor. Erdoğan'ın Bay Kemal'i özleyip özlemediği de soruldu Kemal Kılıçdaroğlu'na. Evet o aklınca parti içinde farklı yapılanmaya özendiren cümleler kurduğunu sanıyor. Ama öyle bir dünya yok. Cumhuriyet Halk Partisi birdir ve bir bütündür. Yaklaşan yerel seçim öncesi sandık güvenliği konusu yeniden gündemdeydi. Kılıçdaroğlu İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu'nun eksikliği hissedilir mi sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Canan Hanım çalışkan bir il başkanıydı. Başka bir yorumda bulunmayacağım. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP'den bir kuruş para almadıklarını ilişkin sözlerine de yanıt verdi bir kez daha. Onu kim neden söyledi bilmiyorum ama İYİ Parti CHP'den para almamıştır diye konuştu. <laughs> CHP'de yaşanan istifalar için net konuştu. Parti aleyhine kullanılacak tek bir cümle dahi etmek istemiyorum dedi. Partileri CHP'ye sahip çıkmaya davet etti. Evet efendim Elif Doğan Şentürk o röportajı söyleşiyi gerçekleştiren isimlerden biri vakit kaybetmeden dönelim Elif'e. Elif merhaba uzun zaman oldu sanırım değil mi seninle yayın yapmayalı? <laughs> evet e, tam da böyle seçim süreciydi değil mi Mayıs seçimlerinde evet. e, biz neredeyse her sabah konuşuyorduk süreci. Ee, şöyle söyleyeyim yani yine aslında öyle bir süreçteyiz. Evet. Ee, evet. Bu arada hani çok da böyle yani start verildi artık çok da heyecanlı. Bence e, tüm yani herkes bunu zaten böyle görüyor ama kran kırana da bir mücadele var yani O da bir gerçek. Kesinlikle. İstanbul üzerinde özellikle İstanbul üzerinde konuşursak bu böyle diğer illerde de böyle. Bakalım nasıl e, o süreç geçecek. Biz de tabii takip ediyoruz. Genel olarak izlenimini soracağım Elif ama şimdi Hı -hı. dünkü görüşmedeki izlenimin neydi? Yani hani konuştuklarını aktardınız elbette Yıldız'la birlikte KRT ekranlarında Hı -hı. da başlıkları haberlerimizde de aktardık ama senin gözlemin hani seçim öncesinde de çok kez karşılaştın. Hani hep mesela işte Kılıçdaroğlu aktif siyasete dönecek mi diye soruluyor. İzlenimlerin neler nelerdir? Bunu merak etmekteyim. Ya izlenim şöyle aslında. Evet Kılıçdaroğlu uzaklaşmış değil kesinlikle. Yani her noktayı, her şeyi çok yakından takip ediyor. Bir de ee, her konuyu takip ediyor yani onu da Aha. şöyle anladık ee, bir kere çok kalabalık geleni gideni bitmiyor ee, ofis gerçekten hani yoğun bir misafir ağırlıyor orada yoğun şekilde ee, şunu söylemişti mesela ya akademisyenlerle bir araya geliyoruz dedi ve saatler süren öyle dedi hani yarım saatlik bir saatlik değil dedi 3-4 ee, saat 5 saat süren sohbetler yapıyoruz toplantılar gerçekleştiriyoruz dedi. Felsefe konuşuyoruz dedi. Yani o kadar hani derinlikli sohbetler olduğunu da söyledi. Dolayısıyla hani Kemal Kılıçdaroğlu ne yapar, bir Nisanı gerçekten görmek lazım. Bu noktada ben de çok merak ediyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu bir köşeye çekilmiş oturuyor gibi görünmüyor. Her şeyi çok yakından takip ediyor. Ama şu var, bizdeki mesajlarından da zaten bunu net söyleyebiliriz. Ee, orada o noktada parti aleyhine, partiye zarar gelmemesi adına yani Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine e, hem söz söylettirmemekten yani hem söz söylettirmiyor belli ki hem de kendisi de böyle bir ifade kullanmıyor. Zaten haberin içeriğinde de o vardı. Evet. Mesela istifalar evet. konusunda özellikle biz onu e, çok e, bastırarak sorduk. Dedi ki hayır dedi herkes partisine sahip çıkmalı. Dolayısıyla daha yapıcı... Daha bütünleştirici bunu görmüş olduk Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Yani hani partiyi eleştirmekten çok daha yapıcı neler olabilir yönünde. Benim şöyle bir yani izlen izlediğim kadarıyla şöyle ondan edindiğim izlenim. Şimdi ekonomi odaklı çalışıldı Mayıs seçimlerinde. Daha çok işte hatta